Sayın evet. Kalaycıoğlu'dan da bir değerlendirme alalım. Sayın Kalaycıoğlu, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu doğrudan temel nihai hedefi başkanlık yolunu açacak bir aritmetiği oluşturma çabası gibi mi görünüyor sizce de? Sayın Solmaz Türk tarifiyle söylersek. Şimdi benim bakış açım bildiklerimizden, görebildiklerimizden nelerin olmadığını ortaya koyabilirsek geriye kalanın ne olabileceği ortaya çıkar. Bir tanesi tümden gelelim. Buyurun. Yani sonuç itibariyle olana ergi diyelim isterseniz. Olmayandan olana ergi gibi bir yöntem kullanabiliriz. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojik zemininde en ufak bir değişiklik söz konusu olmadı. Evet. Daha önce değil İmralı'yı demi muhatap almayan veya ondan önceki HDP'yi veya daha önceki partileri veya 2023 seçimlerine giren YSP'yi, Yeşiller ve Sol Parti'yi görmezden gelen ve bunların meşru olmadığını, mecliste bulunmamaları gerektiğini, hatta bunların hapiste olması gerektiğini söyleyen bir konumdaydılar. Evet. İdeolojik bakış açıları bu. Bu ideolojide bir değişiklik söz konusu oldu mu? Yok. Benim görebildiğim kadarıyla bunun hiçbir kanıtı yok. Bu olmadığına göre ideolojik bir sebebi yok. İkinci gelişme ne olabilir? Türkiye şu ana kadar izlemekte olduğu rejim rayında fevkalade büyük başarısızlıklarla karşılaşmış durumdadır. Özellikle ekonomik hayatta, onun dışında şiddette, ülkede yaygın kadına yönelik, çocuğa yönelik, hayvanlara yönelik, onun dışında işçilere yönelik, herhangi bir protestoda bulunan kimseye yönelik, medya ve basın çalışanlarına yönelik, sosyal medyayı kullananlara yönelik müthiş bir şiddet var. Bu zaman zaman ölümlere sebep oluyor. Bu rakamlar feci. Dolayısıyla bu yönetimde çok büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla çalışmayan bir hükümet biçimi kurulmuş durumda. Dolayısıyla bunu terk edip demokrasiye dönme konusunda Türkiye'de bir gelişme söz konusu olduysa onun bir parçası olarak bu düşünülebilir. Böyle bir gelişme var mı? Hayır. Yok. Orada yok. Öyle bir değişme yok. Hukuk devleti yönünde bir gelişme yok. 23 Ekim'de yani birkaç gün önce Dünya Adalet Projesi 2024 raporunu açıkladı. 2024 raporuna göre Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada mıh çakmış gibi duruyor. Zaten 117. sıradaydı. Yine 117. sırada. Yani 2023'ten bir değişme yok. Bunun yanı sıra temel hakların sınırlandırılması konusunda 133. sıradayız. Evet. O feci. Yani bizden sonraki ülkeler işte Venezuela, Sudan, Etiyopya, Suriye filan falan. Yani hukukun en ufak bir esamesi okunmadığı yerler. Öyle bir kategorinin içerisindeyiz temel itibariyle. Dolayısıyla hukuk devleti konusunda bir gelişme yok. Demokrasi konusunda bir gelişme yok. Bu şartlar altında ne kaldı geriye? Herhangi bir şekilde o yönden sürecin devam edeceğini gösteren bir kanıt yok. Bu yüzden Cumhur İttifakı'nın pozisyonunun değiştiğini gösteren en ufak bir kanıtla, hatta karine ile karşı karşıya değiliz. Değil. Bunun yanı sıra ciddi bir güvensizlik sorunu var hükümete yönelmiş olan. Özellikle geçen haftalarda ele aldığımız hükümet işte ek vergi istedi. O ek vergiyle ilgili olarak insanlardan büyük tepki görüldü. Ve söyledikleri inandırıcı gelmediği anlaşılıyor hükümetin. Ama onun dışında bir bakanlığın yayınladığı tahşişli gıdalar konusundaki açıklamalara da hiçbir güven duyulmadığı anlaşıldı. Buraya gelirken önünden geçtiğimiz köftecinin ne kadar dolu olduğunu geçen hafta gördük. Bu hafta da aynı şekilde dolu. Dolayısıyla çok büyük ölçüde hükümete güven kalmamış olduğu gözüküyor. Bu koşullar altında yönetimde çok ciddi bir zafiyet var. Dolayısıyla buradan çıkarabileceğimiz bir sonuç güvenle ilgili bu görüntünün. Hocam bir son dakika gelişme var, onu bir iletelim. Evet. İzninizle, Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Deprem olmuş, evet. Merkez üssü Kozan, derinliği 20 kilometre. Umarız herhangi bir sıkıntı yoktur.
Çöken bir bina veya vefat söz konusu olmaz. Buyurun. Dolayısıyla bu konuyu gündemde geriye atmak bir temel motivasyon olabilir. Aynı zamanda ekonominin performansı aynı şekilde tartışılıyor. İyi gitmiyor. O konuda da ciddi tepkiler var. Onu da konuşulmaktan çıkaracak şekilde gündemi değiştirmek temel bir motivasyon olabilir. Bunun için bu girişimde bulunulmuştur. Ama girişimin içeriği ve yapılış biçimi, aynı zamanda yapılmış olan öneriler burada sadece bir gündem değiştirme olgusu olmadığı, bunun ötesinde başka bir motivasyonun olması gerektiğini düşündürüyor. O da Cumhur İttifakı'nın oy tabanı, gerek 2023 seçimlerindeki performansı, gerek ondan sonra kaybetmiş olduğu %7-8 civarındaki oyla 2024'ün yerel seçimlerine gittiğimiz aşamada bu ittifakın genişletilmesi ve bazı yapabileceği girişimler için daha geniş bir mutabakat zemini kurması zorunluluğu ortaya çıkartıyor. O zorunluluk için DEM Parti'ye yaklaşma gibi bir motivasyon içinde olduğunu düşünmemizi zannederim engelleyen herhangi bir gelişme yok. Dolayısıyla buradaki gelişleme temel itibariyle Cumhur İttifakı'nın daha geniş bir ittifak kurmak veya bir mutabakat zemini temin ederek bazı adımlar atmasını sağlamak. Bunlardan bir tanesi Haldun Paşa'nın söylediği gibi anayasa gayet rahatlıkla olabilir. Onun dışında Suriye'de veya başka bir yerde herhangi bir şekilde askeri bir harekata falan girişecek miyiz? Onu bilmiyorum. Çünkü bu konuda bir takım çok imalar olduğunu ifade edelim. Doğrudan bir gelişme yok ama imalar olduğunu. Irak'ta zaten bazı müdahalelerde bulunuyoruz. Suriye'de bulunma durumumuz söz konusu değil. Ama Suriye üzerinden bir İsrail tehdidi olabileceği vesaire iddiaları yapılmıştı. Onu daha önce de tartışmıştık burada. Dolayısıyla ona ön alacak şekilde bir Suriye girişimi vesaire olacaksa ona da bir temel mutabakat almak. Bu konuda gelebilecek tepki daha ziyade DEM Parti'den gelebilecek niteliktedir. Onun için onu yanına çekmek türüne bir girişim de söz konusu olabilir. Yani birden fazla amaç güdüyor olabilirler. Yani temel amaç gördüğünüz ne peki? Yani başkanlık uzun dönemli amaç anayasa değişikliği yapmak. Sultanizm bu şekliyle götüremiyorlar. Onu terk etmek en makulüdür. Ama makul de değil, daha böyle fantastik hedefler peşinde koşan bir iktidarımız var. Çok örneğini gördük bunun. Dolayısıyla işte NAS ekonomisi bunlardan biriydi. Anımsatmak için söylüyorum. Aynı çerçeve içerisinde bunu daha tartışılmaz hale getirecek adımlar atmak. Çünkü burada bir başka hazırlık görüyoruz. Tamamen alakasız bir konuda noterlik düzenlemesi içerisine sokulmuş olan bir yasakçı zihniyet geliştirecek bir yeni düzenleme ceza kanununda ortaya çıktı. Komisyondan da geçti bildiğiniz gibi etki ajanlığı. Evet. Bu etki ajanlığı düzenlemesinde yine tuhaf kavramlar var. Yani bu kavramların siyaset biliminde bir karşılığı yok. Mesela devletin dış ve iç yararı diye kavramlar var. Şimdi ben meslektaşlara soruyorum. Sizin gördüğünüz, bildiğiniz böyle bir tanım siyaset bilimi literatüründe herhangi bir yerde var mı? Bunu bir kimse işlemselleştirmiş ve ölçmüş mü? Biz de tanım verdikten sonra bunu gerçek hayatta neye tekabül ettiğini gösterecek şekilde çeşitli ölçütler bulmak gerekiyor. Buna işlemselleştirme diyoruz. Sonra ölçebilmeniz lazım. Şu olaydır, burada vardır diyebilmeniz lazım. Şu ana kadar gelen bana yanıtlardan hiç kimsenin benim dışımda da böyle bir şeyi görmüş olduğunu gösteren bir kanıt yok. Şimdi bunun bu nitelikte olması içeriğinin olmadığını gösteriyor. Bu vahim bir şey. Şimdi sanki devletin dış yararı dış politikada kullanılan bir kavrammış gibi düşünülebilir. O kavram da öyle değildir. Gayet iyi bileceğiniz ulusal gibi. Ulusal çıkarlardır. Ya milli çıkardır ya ulusal çıkardır. Hocam yavaş yavaş şöyle yapıyorlar. Daha önce de RTÜK'ün bazı böyle AKP'nin dış politikasını devletin dış politikası gibi sunarak televizyonlara yönelik değerlendirmeleri oluyordu. Biraz Cumhur İttifakı'nın iç politikaları devletin iç yararı olacak.
Cumhur İttifakı'nın dış politikasında ama işte o, devletin yani, dış yararları olacak. Bu durumda da parti devleti tamamen... Evet, orada partizanlık temeline evet. oturmuş oluyor. Bir, o partilerden olmayan, yani muhalefet partilerinin bu durumda ajan olduğu, düşman olduğu, yurt dışından casusluk faaliyetleri yaptığı, kapatılmaları gerektiği. Evet. Şimdi yani, bu maddeyi zaten tartışacağız ama... Ama bu bunu şey olarak söylüyorum. Konuyu dağıtmamak açısından. Karine olarak söylüyorum. Yani buradaki gidişatın işaret fişeklerinden bir tanesi bu. Evet. Yani yasakçı bir zihniyeti sultanizmi güçlendirmek için anayasaya monte etmek ve destekleyecek şekilde ceza yasasında bir hazırlık içerisindeler. Dolayısıyla bir anayasa değişikliği olacak. Zaten sultanizmin temel itibariyle güçlendirilmesi gerektiğini hem MHP hem AKP açıklamış durumdaydı. Dolayısıyla o yöne gideceklerini tahmin etmek lazım. Bir de Ekim 2016'yı anımsamanızı rica edeceğim. Ekim 2016'da Sayın Bahçeli gayet ilginç bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanımız anayasaya uymuyor. Evet. Biz anayasayı, yani biz anayasayı değiştirelim, demişti. Cumhurbaşkanının uyacağı bir anayasa yapalım demişti. Evet. O becerilemedi. Yarım kalmış bir işi tamamlamak için bir girişimde bulunma yönüne Erdoğan yeni anayasaya da uymadı. Yönüne gidilecekmiş gibi gözüküyor. Esasında bir takım değişiklikler yapıldı. Değişikliklerin tamamını kendileri önerdi. Ona da uymuyorlar. Evet. Buradaki bir başka... Hocam burada bir virgül koyalım. İçeriği tabii. böyle daha tamam. ayrıca tartışacağız. Çünkü Sayın Hasan Ünal'ın da görüşlerini alalım. Hem ona meselenin dış dinamiklerini de biraz sormak istiyorum. Çünkü MHP tabanını belki ikna etmek için olsa gerek ya da hatta muhafazakar tabanı, AKP'nin tabanını da belki ikna